Sevgili çocuklar, bugün sizlere insanlığın ikinci babası olarak kabul edilen Hazreti Nuh peygamberden bahsedeceğim. Hazreti Adem ve Hazreti İdris'ten sonra bu iki peygamberin torunları çoğalmış, çeşitli şehirler kurmuşlardı. Ancak insanlar Hazreti Adem'in ve Hazreti İdris'in emrettiği yaşam tarzını bir kenara bırakmış, kendilerine çeşitli nimetler veren Allah'ı unutmuşlardı. Tahtadan ve taştan yaptıkları çirkin şekilli varlıkların karşısında eğilerek onlara adaklar adadılar ve bu tapınmaya kılıf uydurarak şöyle söylediler: "Biz sevdiğimiz ve değer verdiğimiz insanları hatırlamak için ve onların nasihatlerini zihinlerimizde canlı tutmak için bunları yapıyoruz" dediler. Ve yeryüzünde putları diken ilk nesil oldular. Yüce Allah onların bu anlamsız tapınmalarından vazgeçmeleri ve kendisine iman etmesi için Hazreti Nuh'u peygamber olarak bu kavme gönderdi. Hazreti Nuh çok uzun yıllar boyunca kavmini Allah'a iman etmeye davet etti. Fakat onun bu davetine çok az kimse dışında icabet eden olmadı. Hazreti Nuh insanlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum." Hazreti Nuh bunları söyleyince etrafındakiler: "Ey Nuh, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görünüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Bilakis senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz" dediler. Onların bu küçük düşürücü sözlerine karşılık Hazreti Nuh yılmadan tekrar tekrar onları Allah'a inanmaya davet ediyor. Taptıkları putların kendilerine bir fayda ya da zarar vermeyeceğini söylüyordu. Ve Hazreti Nuh uzun yıllar kavmini Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya davet etti. Fakat kavmi onu her defasında yalanladı ve "Ey Nuh, eğer bu söylemlerinden vazgeçmezsen seni taşlayacağız" diyerek tehdit etti. Nuh peygamber çaresiz kaldığını hissediyordu ve Yüce Allah'a ellerini açarak şöyle dua etti: "Ey Rabbim, toplumum beni yalancılıkla suçladılar. Onlarla benim aramda sen hüküm ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar." Yüce Allah onun bu duasına şöyle karşılık verdi: "Ey Nuh, artık senin toplumundan şimdiye kadar iman etmişlerden başkası sana inanmayacaklar. Onun için yaptıkları şeylere üzülme. Benim sana emrettiğim şekilde bir gemi yap. Oğlun ve hanımın hakkında bana hiçbir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklar." Bu emirden sonra Hazreti Nuh kavmi hakkında bir cezanın kesinleşmiş olduğunu anladı ve Allah'ın emrettiği gemiyi yapmaya başladı. Ona inananlar da Hazreti Nuh'a yardım ediyorlardı. Yüce Allah meleklerini göndererek geminin nasıl yapılacağını onlara tarif etmişti. Çünkü daha öncesinde bir gemi yapmamışlardı ve nasıl yapılacağını bilmiyorlardı. Hazreti Nuh'a inanmayanlar, "Ey Nuh, burada deniz bile yokken bu gemiyi nerede yüzdüreceksin?" diyerek onunla alay ediyorlardı. Hazreti Nuh onlara şöyle seslendi: "Ey kavmim, başınıza bir azabın gelmesinden korkuyorum ve sizi son kez uyarıyorum. Gelin bana tabi olun." Onlar Hazreti Nuh'la alay etmeye devam ediyorlar ve şöyle diyorlardı: "Ey Nuh, bize vaat ettiğin azabı bir an önce getir de hadi görelim bakalım." Artık geminin inşası bitmişti. Hazreti Nuh ve ona inananlar gemiye bindiler. Yüce Allah Hazreti Nuh'a her canlıdan bir erkek ve bir dişi alarak gemiye yerleştirmesini emretti. Fakat Hazreti Nuh'un hanımı bu gemiye binmek istemedi. Hazreti Nuh ve beraberindekiler beklemeye başladılar. Her yer sessizdi, fırtına öncesi sessizlik gibi. Ardından küçük bir rüzgar sesi, bir uğultu derken gemi sallanmaya ve yağmur yağmaya başladı. Suların gittikçe kabardığını gören Hazreti Nuh gemiden oğluna seslendi. Fakat oğlu dağlara çıkarak kurtulacağını düşünüyordu. Ancak azgın dalgalar Hazreti Nuh'un oğlunu da hanımını da yuttu.
Tufan yeryüzündeki bütün canlıları yutmuştu. Yeryüzünde her yer suya teslim oldu. Tek bir kara parçası dahi görünmüyordu. Hazreti Nuh ve ona inananlar Allah'a şükrediyorlar, birbirlerini teskin ediyorlardı. Tufan günlerce sürdü. Gemi suların üstünde emniyetli bir şekilde yüzüyordu. Yüce Allah yeryüzüne suyu yut, gökyüzüne de suyu tut diye emir verdi. Yağmurlar durmuş, sular çekilmeye başlamıştı. Gemi Cüde Dağı'nın tepesine oturmuş ve yolcuları için yolculuk sona ermişti. Hazreti Nuh ve beraberindekiler gemiden selametle indiler ve kendilerini kurtaran Allah'a teşekkür ettiler. İnsanlar yeryüzüne dağıldılar, yeniden evler inşa ettiler. Çoğaldıkça çoğaldılar. Ve o günden sonra Hazreti Nuh'a insanlığın ikinci babası denildi.